İnsanlık tarihi birçok vahşette tanıştı. Birçok vahşi insan gördü ve birçok katili hayretler içerisinde dinledi. Bunlar gerek siyasi, gerek sivil. Hepsinin ortak bir özelliği vardı. Diğer insanların yaşam haklarını elinden almak. Fakat insanoğlu milyarlarca yıldır bu gezegende yaşıyor. Ve etrafımızdaki her şeyin katili yine bizleriz. Gerek doğanın, gerek savunmasız hayvanların, gerek denizlerin, gerek ormanların, gerek ufak çocukların. İyi ve güzel olan her şeye düşman. Her şey nefret dolu. Aslında tüm insanlar içinde potansiyel bir katil yatmaktadır. Birçoğumuz onu dizginlemişken, birçoğumuz ise o katilin emrine amade. Ve işte onların içinden. Tarih boyunca yaşamış ve insanlara ölüm saçan 10 kadın seri katilden bahsedeceğim bu videoda. Ve bunların içinden belki de en ünlüsü. Herkes de bilineni. Elizabeth Báthory. Kanlı Kontes olarak ün yapan ve tarihteki en acımasız kadınlardan biri olarak bilinen Elizabeth, yaşadığı 1560-1614 yıllar arasında 600'den fazla genç kızı öldürerek kanını içtiği çeşitli kaynaklarda yer alıyor. Bazı tarihçilere göre Kanlı Kontes'in o kızları öldürmesinin sebebi genç kalmak istemesiydi. Hatta bazı rivayetlere göre öldürdüğü kızların kanlarıyla banyo yaptığı da söyleniyor. 1859 ve 1931 yılları arasında yaşayan Bella Gunness'in bitmek bilmeyen para hırsı vardı. Kaynaklara göre 10 yıl içinde 20'den fazla insanı öldürmüştü. Resmi olmayan iddialara göre öldürdüğü kişi sayısı 100'ü geçmekte. İlk olarak evlenmek için gazetelere ilan veriyordu. Evlendikten sonra dikkat çekmemek için bir süre bekliyordu. Ve evlendiği kocalarını sert bir cisimle kafalarına vurarak öldürüyordu. Öldürmekle de kalmıyordu. Öldürdüğü insanların çeşitli uzuvlarını keserek birçok cesetle beraber domuzların arasına gömüyordu. En azından kendisi için söylenen iddialar bunlardan ibaretti. 1868 doğumlu Katalonyalı çocuk katili Enoki Marti. Rivayetlere göre çocukları öldürdükten sonra cesetlerini kaynatarak onların kemik, yağ ve kanlarından çeşitli aşk iksirleri ve koca karı ilaçları hazırlayıp pahalı bir fiyata satıyordu. Ayrıca zengin pedofillere, sokaklardan kaçırdığı kimsesiz çocukları para karşılığı kiralıyordu. En sonunda zengin bir adamın ihbarıyla 1912 yılında tutuklanmış ve 1913 yılında diğer mahkumlar tarafından öldürülmüştür. 1968 yılında dünyaya gelen ölüm meleği lakaplı Beverly Elliot, 1991 yılında pediatri hemşiresi olarak çalıştığı çocuk yurdundaki 4 çocuğu öldürüp 5'ini yaralamaktan tutuklandı. O zamandan beri İngiltere'nin kötü şöhretli kadını olarak anılmaktadır. Kullandığı cinayet yöntemi ise çocuklara insülin ve potasyum enjekte ederek kalp krizi geçirmelerini sağlamaktı. Bu maddeleri bulamadığında ise çocukları boğuyordu. Hala neden bu cinayetleri işlediğine dair hiçbir sebep, hiçbir neden yok. 1800'lü yılların ortasında doğan ve paralı bir bakıcı olan Wilhelmina Minidin, yaptığı işi biraz daha farklılaştırarak baktığı çocukları büyütmek yerine onları öldürüyordu. Evlatlık edinen kişiler yasal olarak kayıt altına alınmadığı için Minidin bu boşluktan yararlanmıştı. Ve bunun sayesinde yaptıkları uzun süre fark edilemedi. Minidin'in yaklaşık kayıtlara göre 3 çocuğu öldürdüğü bilinmektedir. Lakin bazı kaynaklara göre bedenleri bulunamayan birçok çocuğun ölümünden yine sorumlu tutulmuştur. Kesin olarak öldürdüğü çocuk sayısı ise belli değildir. Karadolu lakaplı Mary Ann Cotton, 19. yüzyılın başlarında doğmuştur. Mary Ann, 4 kocasını, 1 sevgilisini, 1 arkadaşını ve toplam 12 çocuğu arsenikle zehirleyerek öldürmüştür. İşlediği cinayetler yerel gazetelerin peşine düşmesiyle beraber gün yüzüne çıkarılmıştı. Mary Ann, 24 Mart 1873 yılında asılarak idam edilmişti. Ölümü esnasında cellat ona hiç acımamıştır ve hemen ölmesi gereken zehri vermemiştir. Bu acı çekme esnasında yaptıklarından bir kere pişman olmuş mudur? İşte orası muamma. Çin devriminin mimarı Mao Zedong'un eşi Zhang Qing, Komünist Parti içindeki zeki hamleleri sayesinde kısa süre içinde yükseldi. Hatta Zhang Qing, Çin kültür devriminin arkasındaki esas güç olduğu ileri sürüldü. 500 bin insanın ölümünden sorumlu tutulan Qing, 36 milyon insana da işkence edilmesinden sorumlu tutuldu. Belki de tarihin gördüğü en büyük kadın katillerden birisi olma ünvanını elinde tutmaması için hiçbir sebep yok. 1914 senesinde doğan Qing,
1991 senesinde ölümle tanışmıştır. Birini ne düşünün? Tontiş yanaklar ve pofuduk beyaz saçlar ve bir pansiyondan içeri girdiğiniz vakit. Böyle bir nineyle karşılaştığınız zaman içinizde ister istemez bir güven duygusu oluşacaktır. Bu güven duygusuyla beraber doğru yerde olduğunuzu hissedeceksiniz. Fakat hislerimize her zaman güvenmenin çok tehlikeli bir şey olduğunu işte bu hikayede öğreneceksiniz. Katil Nine lakaplı Dorothy Puente'den bahsediyorum. Yaşlı bir pansiyoncu olan Puente, pansiyon işlettiği yıllar içerisinde pansiyonda kalan müşterileri sessiz bir şekilde öldürüp daha sonra imzalarını taklit etmiştir. Ve bu sayede yaşam kalitesini arttıracak büyük bir parayla sahip olmuştur. Genellikle hastalar, şizofrenler ve sarhoşların geldiği bu işletmenin sahibi, yaşlı dinamist Puente, 2011 senesinde her canlı gibi ölümü tatmıştır. Ice Coach, Buchenwald cadısı olarak tanınan 1906 doğumlu bu cadı, belki de saydıklarımız arasında en sadist kadınlardan birisi ve kendisi siyasi suçlu hapishanelerin komutanı Carl Otto Koch'un eşidir. Buchenwald, toplama kampında mahkumlara karşı sadist davranışları ve acımasızlığından dolayı Buchenwald cadısı olarak ünlenmiştir. Dövmeli vücutlara düşkünlüğüne bilinen Bayan Koch, öldürttüğü insanların derilerindeki dövmeleri keserek ve hatta bununla da kalmayarak bazen de derileri kendisi süsleyip çanta, eldiven, gece lambası ve iç çamaşırı gibi çeşitli malzemeler yapmıştır. İnsan derilerinden yapmış olduklarıyla kendisi nasıl bir koleksiyon yaptığı soru işareti olan Bayan Koch, 1967 senesinde 61 yaşındayken hak ettiği ölümle tanışmıştır. Ve son olarak bir başka katil, Madame Laure'den bahsedeceğim. Paralı ve iyi ilişkileri olan sosyetik bir güzel. 1775 yılında dünyaya gelen Laure, evinde verdiği partiler ve davetlerle çevre sakinleri tarafından tanınan güzel bir kadındı. Kaynaklara göre 12 yaşındaki kölesi Lia, bir davet öncesinde Laure'nin saçlarını tararken canını acıtmıştır ve bu sebeple kırbaçla bayıltana kadar dövülmüştür ve sonrasında ise öldürtülmüştür. İlk cinayetine ve işkencesine bu şekilde başlayan Laurie, kendisine açılan mahkeme sonrasında ise yüksek mevkisini kullanarak $300 ödeyerek kurtulmuştur. Madam bu cinayetten sonra normal yaşantısına devam etmiştir. Fakat kalmış olduğu 1140 numaralı evin mutfağında çıkan yangın, Madam Laurie'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. New Orleans itfaiyesi yangına müdahale etmek için madamın evine gelmiştir. Fakat bir kölenin 3. katı işaret etmesinden sonra itfaiye ekipleri 3. kata çıkarak orada bir vahşetle karşılaşmıştır. Karşılarında çıkan bir sürgülü kapının önünde beklerken içeriden gelen ağlama ve çığlık seslerinden sonra kapıyı kırarak içeri girmişlerdir ve gördükleri manzarayla şoka uğramışlardır. Ceset ve leş kokuları içinde, duvarlara zincirlenmiş birçok insan, kimisi yaşayan, kimisi ölü, kanlar içerisinde insanlar. İşkence edilerek parçalanmış, tam 7 köleye ait cesetlerde cabası, ölü veya canlı, birçok kurbanın kemikleri kırılmış ve ters yöne çevrilmiş, derileri farklı bir şekilde oyulmuş ve yüzülmüş, elleri ve ayakları kesilmiş. Bir iddiaya göre Paris'e kaçan madam, domuz avı sırasında bir kazaya kurban giderek ölmüştür. Fakat bu iddianın kanıtları hiçbir zaman ortaya konulamamıştır. Araştırmacı yazar Anguna Bucks, 1924 yılında St. Louis mezarlığında, madamın adının yazılı olduğu bir mezar taşı keşfetmesiyle 1842 ibareli ölüm tarihinin yazmasıyla madamın 1842'de öldüğü düşünülmektedir. Uzun yıllar 1140 numaralı evin önünden kimse geçememiştir. Hakkında ortaya konan yaşıyor iddiaları uzun süre kulaktan kulağa yayılmıştır.